Merhaba Sokkır Menajer 2025 severler. Evet arkadaşlar, sizlerin isteği üzerinde taktik videolarım devam ediyor. 4-2-3-1 ile efsane Dortmund videomuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi Real Madrid, geçen sene City halletmiştik. Bu sene Real Madrid, bakalım kupa bize gelecek mi? Taktiğimiz o rakipte Mbappe, Jesus, Kane var. O ne yani, bir şey takım kurmuş. Abi oyun bedava ama şu reklamlara gına geldik. Editledim mesela burayı siz izlerken. Evet. Geldik Şampiyonlar Ligi finali ama keyifli bir oyun. İyi ki bana ödermişsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Bakalım taktiğimiz Real Madrid'e karşı, güçlü Real Madrid'e karşı neler yapacak? Taktik mi? Para mı? Bakalım göreceğiz. Evet. Güzel. İyi orta gol getirir Dalot. Bravo. Abarttım biraz sanki orta işini. Golcümüz atar. Vurursun onu. Vur. Vokoko. Kral. Neden kral göreceksiniz. İstatistiklerle bayılacaksınız. Harbiden Voku koladık ligi. Voku koladık Şampiyonlar Ligi'ni. Voku koladık Almanya Kupası'nı. 1-0 öndeyiz ve baskıyı görüyorsunuz arkadaşlar. 7 şuta 2 şut. Öyle Mbappe'ler, Kane'ler falan hayırdır ya? He? Hayırdır oğlum Real Madrid? Para kazanamaz koçum. Biraz da taktik bilginiz olacak. Evet. Yine bu arada arkadaşlar ameliyat oldum. Video atamadım, kusura bakmayın. Biraz sağlığımı toparlayınca taktik videolarıyla gelmeye devam ediyoruz. İlk yarı istediğim gibi bitti. Burnu bayağı kapalı, alçılar falan var. Ama şükür sağlığıma yavaş yavaş kavuşuyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Şöyle hemen bir sol bekime Zivchenko'yu alalım. Başka normalde Dalot. Dalot dursun ya. Dalot güzel bir oyuncu. Kendini toparlar. Bence üstüne koyar. Bir de üstüne asist yap koçum. Sevinelim. Aman ha Dalot, bak seni övdük. Bir de kırmızı yiyormuş var, öyle söverim. Evet. Bu sefer Real Madrid geliyor. Bakalım nasıl olacak bu işler. Oo, direkten amala. Mbappe. Abi güçlü takım. Yapacak bir şey yok. Direkten dönen topu Mbappe'leri tamamladı. Abi bizde de Kral Bokoko var. Ayık olun, hayırdır ya. Evet. Kane geliyor bu sefer. Bravo Kobel. Kane sıkıntılı. Biraz da 4-2-2'ye geçebiliriz. Bakacağız duruma göre. Kötü de oynamıyoruz aslında. Devam. Bir gol çok şey değiştirebilir. Şöyle bir bakalım. Defansımda, evet defansımda anormallik var. Tomari'ye ben şöyle bir alalım. Dalot daha da gitmiş. Rice onu hemen alalım. Şöyle oyna. Diretmeye gerek yok. Forvet attı bir. Bir gol bulalım. Uzamasın video. Hadi koçum benim. Para mı? Taktik mi? Videosu resmen bu. Bakalım neler olacak. Rayson bana göre demişti. Aldım onu. Adiye mi? İyi orta gol getirir. İyi orta gol getirir. Gittens. Jimmy Biol Gittens. Herhalde öyle okunuyor. Çok temiz bir ters orta. Adiye mi? Aferin oğlum be. Yedirdiğim patlıcanların faydaları bunlar. Sağlıklı beslendiriyoruz bunları. Evet. 2-1 öndeyiz. Artık bir Openda yapalım forvete. Openda takviyesini yapalım. Orta sahada bir Reyna takviyesi iyi olur. Takım canlansın iyicene. 82. Gördüğünüz gibi Real Madrid acımıyoruz. Derken onlar da bizi acımayabilir. Dikkat edelim. Aman ha. Hadi oğlum bir kontra. Kavaminga. At bir uzun top. Abi, olsun. Dakika 90. Evet. Hedefimize ulaşmamıza son savunma. Biç abi biç. Kırmızı kart diye. Çift dal. Vur tekmeyi. Bellingham falan. Hayırdır ya. Lan ne yapıyorsun? Aman ha. Oğlum ne yaptın? Ulan taşaş geçseydi taşaş oluyordu, gaz kaldı. Hadi oğlum bir gol daha gelir. Çift al, çift al, çift al abi. Geçirmeyin ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluruz. 2'de 2, 2 değişik taktikle
Yenilmezlik taktiği yayınlamıştım. Evet, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyoruz. Tekrardan Dortmund. Arkadaşlar, sıradaki taktiğim videosunda yine Dortmund mu, kariyerim devam etsin mi yoksa yeni takıma geçeyim mi? Sizler nasıl istiyorsanız öyle yapacağım. Çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi ne iyi oldu. Vurduk, geçtik. Bu arada bol gol etkileşimi de var arkadaşlar. 16,5 milyon euro da para geldi. Çok iyi oldu harbiden. Estavo, evet, mükemmel bir adamsın oğlum. Murat, sen harika bir şeysin. Keyif aldık, bravo. Evet, Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk. Kylian Mbappe'yi bize öneri, artık bu adamı alabilirsin. Allah razı olsun ya. Yani buna da para yetmez ya, için de kaç tane açılışı şu an bakalım bir. 82,5. Eğer bir dahaki taktik videom Dortmund'da olsun diyorsanız Mbappe'yi alacağım abi. Haberiniz olsun. Mbappe'li bir taktik videosu. Gerçi Mokoko'da çok memnunum. Bak şöyle bir bakalım. Ligde neler yaptık? 32 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet. 99 gol atıp 15 gol yedik. İstatistikler Mokoko. 33 maç 41 gol. Kral niye dedik, anladınız mı şimdi? Adeyemi 18 gol. Openda bak, görüyorsun abi. Kaç, 16 gol. Bizde golcü çok. Şöyle bakalım. Havalarımızı atalım hemen. Bir de asiste bakalım. Evet, Openda asist kralı, 17 asist. Mokoko'yu bayağı beslemiş ikili geçince. Adeyemi görüyorsunuz. Ve kim var bizden başka? Gittens var 10 asist. Brandt var 9 asist. Bireysel şeylere de başlıyoruz. Kamavinga var mesela. Hemen buradayken şöyle göreceğimizi gördük burada. Şimdi taktiği geçmeden önce bir de kişisel verili altın ayakkabı bu arada Mokoko aldı. Geçen de Guaysari alıyordu. Şöyle istatistiklere bakalım. 71 maç bu sene, şöyle göstereyim. Pardon. 54 maçta 68 gol. Bedava salmış, fark ettim ama geri getirdim. Geldiği gibi de 59 maçta 68 gol 9 asiste mükemmel bir katkı yaptı. Moko, Yusuf Moko harbiden bu ligin kralıydı. Şöyle bakalım başka gelen oyuncularımız hemen. Openda gel. İstatistiğine hemen gidelim. Evet, şöyle ikinci yarı genel itibariyle girmeye başladı. 32 gol 24 asist, çok güzel. Openda'nın bayağı ben etkisini gördüm arkadaşlar. Şöyle bakalım. Besong'u da bir kere tek oynattı. O da 2 gol attı. Drowville hiç oynamadı. Geç onu. Malı ara ara oynadı. Bu sefer Malı tercihinde bulunmadım. Hiç gelişmiyor çünkü. Şöyle bakalım. Malı neler yapmış. İkinci yere girmiş. 7 gol 8 asist. Ama bir önceki yıllar Malı da bayağı verim almıştık arkadaşlar, hatırlarsanız. Evet, burada Diaz'a girelim. Diaz bayağı iyiydi. Şöyle geldik. 15 gol 14 asistlik katkısı oldu Diaz'ın. Brandt'a hemen gidelim. 2 gol 16 asist. Kamavinga'ya gidelim. Nerede o? 3 gol 14 asist. Burnum da kapalı arkadaşlar. Alçım alçım, fazla rahat konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Arada tıkanıyorum. Özür dilerim şimdiden. Reyna'yı geç. Yine burada oyuncuları da Adeyemi gel. Bak. Bu adam da abi 10 gol 18 asist. Çok güzel katkıda bak, Gittens. Gel. Bak izleyin bunları. 10 gol 18 asist. Bak Gittens'e bak. Adam ya. Dalot sağ bekim. 1 gol 7 asist. Zivchenko'yu sonradan oynattık ama yine bakalım. Zivchenko 3 asist oynamış. Evet, Zivchenko'nun performansı yalan değil. Beni memnun etmedi. Evet, Hernandez'e bakalım. 9 asist gayet de güzeldi. Geldiğinde böyle 18 asist yapmış. Gördüğünüz gibi bu da, pardon, bizim Mehmet defansımıza bakalım. O da gollerle atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 1 gol 2 asist yapmış. Olsun. Stoperlerimde gayet de memnundum. Şimdi taktiğimize gelecek olursak arkadaşlar. 4-2-3-1'i oynadık. Gördüğünüz gibi bakın burada dizilişimiz bu şekildeydi. 4-2-3-1. Talimatlara gelelim. Talimatlara özel strateji uyguladık.
Takım görevleri burada sizler dağıtıyorsunuz. Penaltı cihazınızı, korner cihazınızı, frikik cihazınızı. Onları belirliyorsunuz. Genelde girince arkadaşlar geniş oynadık. Mantalitemiz hep hücumlu. Tempomuz hızlıydı. Taktiği yatkınlığımız aslında disiplinli oynadık. Gayet de disiplinli bir şekilde hareket ettik. Çalışkanlığımız hızlıydı. Yaratıcımız cesurdu arkadaşlar. Çünkü yaratıcılığı yüksek oyuncularım var benim. Evet, hücum olarak pas trafimiz karışıktı. Hücum sürekli iki kanattan geldi ki asistleri gördünüz. Forvetlerim karışık oynadı. Şut falan çektirmedim bu sefer. Geç sefer ne yapmıştık? Şöyle forvet oyunculara baktığınızda kaleyi gördüğünde vur yapmıştık Guaseri varken. Guaseri miydi? Adamın adını da unuttuk ameliyattan sonra. Evet, oyunu geniş alana yaymak. Erken ortalar attık. Oyun kurma normaldi. Kontratak da kapalıydı arkadaşlar. Kontrata kesinlikle kapattı bu taktikte. Pres tüm sahaydı. Top kapmamız agresifti. Savunma çizgimiz normal. Libero kalecimiz hayır. Ve zaman geçirmede normal şeklinde mücadele ettik. Keyfimize baktık. Gördüğünüz gibi mükemmel istatistikler yakaladık arkadaşlar. Evet, mükemmel bir yenilmezlik taktiği serisiyle yine karşınızdayım. Gördüğünüz gibi yenilmiyoruz. Paramparça ediyoruz arkadaşlar. Bu da yenilmezlik taktiği gördüğünüz gibi. Mağlup olmadık. Parçalaya parçalaya 3 kupayı da aldık. İstatistikleri gördünüz. Mokoko zaten yargımızı dağıtmış. Sizce sıradaki taktikte Dortmund'la devam mı edeyim? Mbappe falan alıp da yoksa yeni bir takımla yeni taktik videomuz gelsin mi? Yorumlara bekliyorum. Like at, abone ol, takip et, devamı gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Sağlık için, geçmiş olsun dilekleriniz için de şimdiden çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız.